Bedri, her şey hazır değil mi? Başkan bugün göreve başlayacak, ona göre. Hazır abi, hazır. Odacılık gibi, hiçbir sorun yok. Lan onu demiyorum oğlum da. Ne diyorsun abi? Ulan neyden bahsedeceğim? İşe alacağımız kişilerin listesinden bahsediyorum. Abi bir dur ya, adam bile bedasın. İlk günden olur mu hiç? Olur tabii ki. Nasıl başlarsan öyle gider. Çabuk git listeyi bırakması. Liste neredeydi abi? Oğlum dosyaların olduğu kısımda. Hemen çabuk git, görürsün orada. Tamam abi, hemen hallediyorum. Çabuk acele et. Efendim amcaoğlumun komşusu. Tamam, halledeceğim. Başkan daha gelmedi ya. Efendim kayınbiraderimin çocuklar arkadaşı. Başkan daha gelmedi. Tamam, halledeceğim ya. Tamam, halledeceğim. Yeğenimin sınıf arkadaşının babası. Başkan daha gelmedi. Tamam, amcamın kuzeninin, yeğenin, torununun, oğlunun kızı. Tamam, halledeceğim. Başkan daha gelmedi ya. Tamam, dayımın oğlunun kızının, yeğeninin, torununun kızı. Pardon, sen kimdin ya? Ha, tamam, dayımın oğlunun, teyzenin kızının, yeğeninin oğlu. Tamam, halledeceğim. Başkan gelsin. Abi listeyi bıraktım, tamamdır abi. Her şey tamam. İyi, tamam. Bu başkan da nerede kaldı? Ya bütün akrabalar bekliyor. Abi o değil de, lisede benim tanıdığım kimse yok. Olmaz tabii oğlum. Önce benim tanıdıklarım. Ben senden daha kıdemliyim. Anladım abi. İyi, öyle olsun. Merak etme oğlum. Belediyede bütün akrabalar yetecek kadar iş var. Yetmese daha yine alırız. Yatarak maaş alsınlar ya. Efendim, yeni görevinizde başarılar dilerim. Yolumuz uzun. Halk için daha çok şeyler yapacağız. Efendim, ben sizin adaletli ve hakkaniyetli davranacağınıza eminim. Yolunuz uzun olsa dahi, enerjinizle her şeyin üstesinden geleceğinize inanıyorum. Sağ ol Yılmaz, sağ ol. Hadi gidelim. Beyler, kolay gelsin. Başkanım, hoş geldiniz başkanım. Başkanım nerede kaldınız? Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Belli. Yollara baka baka gözleriniz bozulmuş. Efendim? Anlamadım başkanım. Yok, bir şey yok. Anladım başkanım. Başkanım, işe alacağımız kişilerin listesini size takdim edeyim. Liste mi? Ne listesi? Başkanım, şimdi siz göreve yeni başladığınız için eski personel kovup yerine yeni personel olacak. Bu onun listesi efendim. Sebep? Hep böyle yapılıyor başkanım. Kaç yıllık gerek. Başların böyle gelene ihtiyaç olmadığı takdirde ne personel ne de harcama yapılmayacak. Ama efendim, onca akrabaya söz verdik. Bana ne söz verdiyse? Çiftlik mi burası efendi? Bir daha böyle saçma sapan şeylerden bahsetmeyin. Bana derhal yapılması gereken önemli konularıyla. Başkanım, yol çalışması vardı. Yeni yapılmış yolu bozup yeniden yapacağız. Evet başkanım. Madem yeni yapılmış, neden tekrar yapılacak? Neden olacak başkanım? Gideri yüz gösterip 5'e yapacağız. Tabii başkanım, adamlarımız hazır. Neden yüz gösterip 5'e yapacağız? Peki gerisi ne olacak? Gerisini çözeriz başkanım. Aramızda hallederiz. Hallederiz başkanım. Durum anlaşıldı. Senin adın neydi? Feyzullah yolunu bulur. Anladım. Senin? Bedri cebine düşkün. Maşallah. Tam isimlerinize layıksınız. Efendim, bir maruzatım vardı, kusura bakmayın. Çık dışarı, ağır mı burası? Bir durum var, başkana ileteceğim de. Öyle kafana göre giremezsin içeri. Nasıl girdin sen? Çık dışarı. Gel otur, gel. Ama başkanım, olur mu öyle şey? Nerede görülmüş vatandaşın makam odasına ve toplantı odasına girdiği? İşte sizin gibi kirli zihniyetler yüzünden halk seçtiği başkana bile ulaşamıyor. Kim nasıl davranıyorsa davransın. Ben halkını geri çeviren bir başkan olmayacağım. Ama başkanım, olur mu öyle şey? Kes sesini! Çık dışarı, kovuldun! Siz bu kafayla giderseniz zor yolunuzu bulursunuz. Ben buraya yolumu bulmaya değil, halka hizmet için geldim. Peki, dediğiniz gibi olsun. Geç otur bakalım. Anlat, derdin nedir? Başkanım, benim bir tane oğlum var, işsiz. Belki iş vardır diye geldim. İki tane üniversite bitirdi. Anladım. Eğer gerçekten ihtiyaç varsa ve çocuğun da hak ediyorsa, o zaman muhakkak değerlendireceğim. Sen işini ferah tut. Sağ ol başkanım. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bizi bu makama layık gören halka sırtımızı dönmek yapacağımız en büyük acizlik olur. Bizim için önemli olan tek şey var. O da her şeyden üstün olan halktır.
Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Alıştın mı bari? Alıştım müdürüm, çok teşekkür ederim. Toplantı için bir şey eksik olursa hemen bana haber edersin. Tabii ki müdürüm. İyi iyi. Pardon müdürüm, bakabilir misiniz acaba? Ne oldu? Müdürüm, ben galiba bir babanın oğluyum. Buna rağmen bana burada iş verdiniz. Çok teşekkür ederim. Önemli olan senin gariban veya zengin olman değil. Önemli olan senin bu görevi hak edip hak etmemendir. Ve sen bu görevi fazlasıyla hak ediyorsun. Çok teşekkür ederim müdürüm. Bu zamana kadar hep torpilimiz olmadığı için işe almadılar da. Doğrudur, doğrudur. Ama bu başkan öyle bir başkan değil. Tüyü bitmemiş hiçbir yetimin hakkını yedirmez. Hadi sana kolay gelsin. Başkanım, toplantı odası hazır gibi. Misafirleriniz ne zaman gelir acaba? Bilmem, birazdan gelirler herhalde. Görüyor musun Yılmaz? Göreve başladığımız andan itibaren sürekli zorluklarla uğraşıyoruz. Doğrudur başkanım. Belediye mantığını hizmet yerine eşe dosta peşkeş çekerek yapılırsa işte böyle olur. İşte biz bu kirli zihniyeti ortadan kaldıracağız Yılmaz. Yok öyle ya ama. Buraya gelen çalmak, eşe dosta kıyakçılık için değil, halka hizmet için gelecek. Çok haklısınız başkanım. Bizim halkımız da sanki bu konuyu biraz suistimal ediyor. Kendi seçtiklerini gözünde büyütenler var. Bu halkın suçu değil Yılmaz. Halkın seçtiği kişiler kendilerini halktan üstün görmeye başlarsa halk da onları bir halt sanır. Oysa ki hiçbir halt değiliz. Sadece halka hizmet etmeye gelmiş geçici hizmetçileriz biz. Kesinlikle haklısınız efendim. Umarım halkımız geçici hizmetçilerini gözlerinde büyütmezler. Ne diyeyim Yılmaz? Umarım. Efendim, ben etrafı bir kontrol edeyim. Eğer bir gelişme olursa size haber ederim. Abi sen günlerdir ne yapıyorsun ya? Ya soruyorum cevap bile vermiyorsun ya. Oğlum senin aklın ermez lan, gizli iş peşindeyim. Sus bir dakika. Niye abi, salak mıyım ben ya? Söylesen anlarım ben. İyi söyleyeyim, beni kovan başkanın açını arıyorum. Oldu mu şimdi? Allah Allah. Abi böyle uzaktan mı arıyorsun? Ne yapayım, içeri giremiyorum. Anladım abi. Peki açık ne? Ne olursa olsun, yeter ki bok atacağım bir şey olsun. Ama bu herif de hiç açlık vermiyor be. Abi belki de çalıp kendini belli etmeyen yerlerdendir. Ne biliyor? Olabilir. Demek ki ustarsız, kendini belli etmiyor. Ama benim ne yapıp ne edip içeri gitmem lazım. O pisliği atmam lazım arkadaş, çözeceğim. Hanım benden ekmekle yoğurt istemişti. Onun oturdun bana. Cık, adamın derdine bak. Ben gizli iş diyorum, sen yoğurt ekmek yiyorsun ya. Ne yapayım abi? Elma akıyorum. Zaten her şeye zam gelmiş. Daha fazla zam gelmeden gidip alayım ben. Hadi görüşürüz. Git git, sen de git. Bedri cebine düşkün gibi sen de sat beni. Adından da belli lan. Hayranında satar diye isim mi olur oğlum? Tek başıma alacağım, tek başıma. Tamam baba, sen hiç merak etme, her şey yolunda. Aferin oğlum benim. Sana güveniyorum. Aman bizi mahcup etme. Başkan ne diyorsa yap. Çünkü o sana yanlış işler yaptırmaz. Biliyorum baba, çok farklı bir başkan. Sadece halk diyor, başka bir şey demiyor. Onların değil de halkın onlardan daha üstün olduğunun farkında çünkü. Hadi kolay gelsin oğlum, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Galiba başımıza gelen nadir güzel insanlardan biri olsa gerek. Helal olsun başkan be. İnşallah senin örnek alan çok olur. Efendim, gelen giden yok. Biraz daha bekleyelim. Eğer gelmezlerse gider işimize bakarız. Efendim, gelecek olan kişiler kimlerdi acaba? Durumu iyi olan iş adamları Yılmaz. Yoksul insanlar için başlattığımız kampanyaya katılmak istediklerini söylediler. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dediler. Anladım başkanım. İyi düşünmüşler. İşin aslına bakarsan ben pek katılacaklarına ihtimal vermiyordum. Neden başkanım? Çünkü belediye içerisinde yapılacak olan ihaleleri ihale yapılmadan önce almak istediklerini söylediler. Başkanım, haddime değil ama siz bunu kabul mü ettiniz? Hayır Yılmaz. Onun için dedim ya, projeye katıldıklarına şaşırdım diye. Göreceğiz. Anladım başkanım, anladım. Buyurun efendim, kime bakmıştınız? Ben buranın asıl sorumlusuyum. Sen yenisin galiba. Evet efendim, yeni başladım. İyi iyi, ben de birkaç gündür izindeydim. Ne var ne yok? Anlat bakayım. Sorun yok efendim, her şey yolunda. İyi bakalım, öyle olsun. Başkan ne yapıyor? Yollara bakıyor mu? Cukkaları indiriyor mu? Vallahi ben öyle bir şey görmedim efendim. Başkan öyle biri değil ki. Sen öyle san. Beraber az yemedik, rüşvete bayılır kendisi. Senin ne işin var burada? Efendim, izinden gelmiş kendisi. O süreli değil, süresiz izine çıkmıştı. Hadi çık dışarı, çık!
Ama bu bir haksızlık. Başkana bir husus iletmem lazım. Beni zor kullanmaya mecbur etme. Çık dedim sana, çık! Yılmaz, ne oluyor burada? Başkanım, senin ne işin var burada? Çık dışarı! Başkanım, ben haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Beni tekrardan işe almalısınız. Neden seni işe alacakmışım? Çünkü ben buraya yıllarımı verdim. Verdiğin o yıllar içerisinde cebini bayağı bir doldurmuşsun Feyzullah Efendi. Hepsi bir bir ortaya çıktı. Öyle değil mi Yılmaz? Doğrudur başkanım. Ama başkanım... Uzatma, çık dışarı! Bir gün adaylığımı koyup kazanırsam, işte o gün ben sizi kovacağım buradan. Senin gibi üçkağıtçılara millet oy vermiyor artık. Bunu bir daha gözüm görmesin. Tamam başkanım. Peki, öyle olsun. Müdürüm, az kalsın unutuyordum. Bu zat başkana geldi de, buyurun. Ne ki bu? Ver bakayım. Bilmiyorum efendim, az önce kurye getirdi. Tamam, sağ ol. Ben başkana iletirim. Sen işine bak. Tam düşündüğüm gibi Yılmaz. Bize duydukları ilgiden dolayı teşekkür edip gelmeyeceklerini bildirmişler. Efendim, telefonla da haber verebilirlerdi. Neden böyle bir şey yaptılar ki? Bilmem. Bu şekilde herhalde prestijlerini koruduklarını düşünmüş olmalılar. İhalelerde öncelik tanımadığım için yardım yapmayacaklarmış. Kendileri bilir efendim. Aynen öyle. Kendileri bilir. Birisi de çıkıp Allah rızası için yapayım demiyor. Yoksullar üzerinden bile prim kasıyorlar Yılmaz. Aynen öyle efendim. Çok haklısınız. Hatırlıyor musun Yılmaz? Hani sana demiştim ya, yolumuz uzun. Halk için daha çok şey yapacağız diye. Evet efendim. Çok iyi hatırlıyorum. İşte biz halk için bir şeyler yapmaya çalıştıkça rahatsız olan çok oluyor. Ve bu da şunu gösteriyor ki biz doğru yoldayız. Ne demiştik Yılmaz? Her şeyden üstün olan sadece halktır. Tabii ki halktan sonra. Bu halk ne şanslı ki sizin gibi bir belediye başkanı var. Bu halk en güzel şeyleri hak ediyor Yılmaz. Yeter ki bu halkı kandırma. İşte o zaman sana yüreğini verirler. Bu yürekli halka hizmet etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yürü Yılmaz, yürü. Çok işimiz var, çok. Neydi telefonda anlatmadığın şey? Söyle bakalım. Sıkıntılı bir iş. Çok sıkıntılı. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Başta bir yerden Feyzullah. Dinliyorum seni. Ben uzun zamandır belediyede çalışıyorum biliyorsun. Sonra kovulduk falan. Esi şu. Çok iyi bir iş teklifi aldım ama karşılığında bir şey yapmamı istiyorlar. İş ne? Teklif ne? Teklif şu. İyi bir makam ve mevki. İş ise... Merhaba efendim, kolay gelsin. Benim oğlan burada çalışıyor da Umut. Sanırım başkan beni çağırmış. Evet evet, hatırladım. Ben bir bakayım, başkan müsait mi? Siz geçin oturun şöyle. Kolay gelsin başkanım. Umut'un babası geldi de, siz çağırtmıştınız yani. Ha evet evet, hatırladım Yılmaz. Çağır gelsin gelsin. Tamamdır başkanım. Gel abi gel. Başkan müsait seni bekliyor. Tamam efendim. Başkanım, Umut'un babası geldi. Gel abi gel. Buyur otur. Sağ olun başkanım. Hoş geldin abi. Nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyorum abicim. Şükür. İyiyiz. Şimdi abicim, seni çağırmamızın sebebi şu. Bizim çok güzel bir projemiz var. Yoksul olan insanlara, burs alamayan öğrencilere, ne bileyim faturalarını ödemekte zorlanan ailelere destek amaçlı geniş kapsamlı başlattığımız güzel bir proje. Sizi de bunun için çağırdık. Anladım başkanım, hayırlı olsun. Çok doğru bir proje. Evet, çok doğru bir proje. Hatta
Bu projeden rahatsız olanlar bile var. Anladım başkanım, anladım. Projeyi bizzat kendim yönetiyorum, Yılmaz'la beraber. Ne güzel başkanım, hayırlı olsun. Gerçek ihtiyaç sahiplerini daha hızlı tespit edebilmemiz için sadece güvendiğim insanlarla çalışıyorum. Ve bu konuda oğlum bize yardımcı olabileceğini söyledi. Seve seve başkanım, şeref duyarım. Güzel, hızlı davranıp bu şehirde ihtiyacı olan herkese bir an önce ulaşmamız lazım. Derhal başkanım, nasıl isterseniz. O zaman bana müsaade, bir an önce başlamak gerek. Müsaade sizin, çok teşekkür ederim. Rica ederim başkanım, insanlık vazifemiz. Sağlıcakla kalın. Kulağın gelsin Yılmaz Bey. Sağ ol abi, teşekkürler. Evet Yılmaz, artık toplantıya gidebiliriz. Gidelim başkanım, gidelim. Gidelim Yılmaz, gidelim. Halk için daha çok çalışacağız, çok! Dur Yılmaz, dur. Kapımı kendim açarım. Tamam başkanım, nasıl isterseniz. Bu arada başkanım, makam aracını neden değiştirdiniz? Bizim gözümüz lükste, şatafatta değil Yılmaz. Maksat ayağımızı yerden kessin. Halkın işini görelim yeter bize. Kim memleketi için iyi bir şey yapsa yok ediyorlar Yılmaz. Alo! Belediye binasına acil ambulans gönder, acil! Teşekkür ederim Sayın Vali. Sağ olun. Tabii ki. Ne demek? Ne zaman isterseniz. Bekleriz efendim. Görüşmek üzere. Saygılar, saygılar efendim. İyi günler. Vay be. Gencecik adamdı. Yazık oldu. Aynen öyle. Yazık oldu vallahi. Desene bizim yarınlar da kesilecek artık. Öyle. Bir tek başkan yardım ediyordu. O da gitti. Öf. Bu zamana kadar düzgün bir adam geldi dedik. Onu da harcadılar. Yardımlar da kesildi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Akif abi? Akif abi! Hey, sana diyorum. Duyuyor musun beni ya? Duyuyorum, duyuyorum. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ne diyorsunuz siz ya? Ne oldu ya? Ne dedik ki şimdi? Tövbe estağfurullah. Ben bittim. Beni yaşatmazlar. Nasıl böyle bir hata yaptın? Abi sakin ol ya. Sen bir şey yapmadın ki. Yapmadım ama yaptırdım. Bir de akıl veriyorsun ya. Abi kimse senden şüphelenmez ya. Rahat ol ya. Rahat ol deyip durma lan. Koskoca belediye başkanını öldürdük. Anladım abi, anladım. Peki işi verdiğin kişiler seni ele verir mi? Zorda kalınca herkes birilerine ele verir. Bu iş böyle. Haklısın abi. Bence bir süre daha ortaya çıkma. Tamam sus. Kafamı toparlamam lazım. Bir dur be. Etraf fazlasıyla sessiz efendim. Aynı şekilde devam edelim mi efendim? Pozisyonunuzu koruyun. İkinci bir emre kadar kimse yerinden kıpırdamasın. Anlaşıldı efendim. Peki nasıl istersiniz? Murat, sana güveniyorum. Bundan sonra bütün ağır yük senin sırtında. Siz hiç merak etmeyin Yılmaz Bey. Aklınız kalmasın efendim. Bana müsaade. Tamam. Sen görevine dönebilirsin. Bir şey olursa bana haber edersiniz. Tabii ki efendim.
Merhaba, Yılmaz Bey'le görüşecektim de. Tamam Murat, tamam. Sorun yok. Gel abi gel. Ya şöyle otur. Peki efendim, nasıl isterseniz. Buyurun, teşekkür ederim. Gel abi gel, şöyle otur. Hayır olsun abi. İnşallah kötü bir şey yoktur. Hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş gördük Yılmaz Bey. Size anlatmam gereken bir şey var da. Anladım abi. Gel makam odasına geçelim. Şart mıydı öldürmeniz? Zaten sana verilen görev bunun üzerine değil miydi? He? Feyzullah. Ya tamam öyle de yaralı bıraksaydınız ben de ölmedi derdim. Olan olmuş Feyzullah. Daha fazla kurcalamanın bir anlamı yok. Artık bize borçlusun. Merak etme. Bana söz verenler, sözünü tutan size olan borcumu ödeyeceğim. Anladım Feyzullah. Anladım. Hiç merak etme. En yakın zamanda mevki ve makam sahibi olacağım. Haydi görüşürüz. Mevki ve makam sahibi olacakmış. Senin gibi çapsız birine iki tane koyun bile emanet edilmez. Ne dersiniz Yılmaz Bey? Sizce olabilir mi? Bilmiyorum Akif abi. Biz de araştırıyoruz. Her şey olabilir. Araştırırken bence bunu da dikkate alın Yılmaz Bey. Gencecik adama kıydılar. Muhakkak dikkate alacağız Akif abi. Sen merak etme. Sen de işinden ettik. Estağfurullah. Keşke başkan yaşasaydı da biz işimizden olsaydık. Keşke abi, keşke. Bana müsaade Yılmaz Bey. Eğer yapmam gereken bir şey olursa haber vermeniz yeterlidir. Müsaade senin abi. Sağ ol. Eğer bir şey olursa ben sana haber ederim. Tamam Yılmaz Bey. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Efendim temas var. Uzaktan mı yakından mı? Uzaktan efendim. Sakın müdahale etmeyin. Biz işimize bakalım. Tamam Yılmaz Bey. Siz nasıl isterseniz. Hadi çıkalım Murat. Önemli bir işimiz var. Uygun musun? Anladım. Uygun bir an oluştur ve sana söylediğim şeyi yap. Haberini bekliyorum. Başkanım, bugün biraz daha iyi gördüm sizi. İyiyim Yılmaz, iyiyim. Durumlar nedir? Sorun yok başkanım, araştırmalarımız devam ediyor. Yalnız bugün Akif abi geldi. Akif abi mi? Neden gelmiş? Başkanım, sizin vurulduğunuz gün bir şey görmüş. Ne görmüş Yılmaz? Akif abinin dediklerini geniş kapsamlı bir şekilde araştırıp doğru olduğunu öğrendik başkanım. Sizin vurulduğunuz gün olay yerinden birinin kaçtığını görmüş. Kim? Feyzullah. Feyzullah mı? Bu operasyon onun için çok büyük Yılmaz. Bilemedim. Başkanım, eğer onu yakalayabilirsek arkasında kimlerin olduğunu öğrenebiliriz. Temas var mı Yılmaz? Var başkanım, yalnız uzaktan. Anladım Yılmaz. Bir süre daha uzaktan izlemeye devam edin. Neler olacak göreceğiz. Tamam başkanım, nasıl isterseniz. Ne yaptın abi? Adamla konuşabildin mi? Konuştum. Haber bekliyorum. Abi, ne haberi? Bir sus be. Düşünüyorum işte. Anladım abi, anladım. Tamam.
Ne oluyor lan? Zorda kaldı mı? Herkes birilerini ele verir. Sen de işini hatırladın mı? Nasıl? Başkan olmaya alıştın mı Yılmaz? Yok başkanım, bana göre değil. Şu işler bitse de artık görevinizin başına dönseniz. Bitsin de bakarız Yılmaz. Başkanım, gerçekten işiniz çok zormuş. Bana çok ağır geldi. Halkın yükü ağırdır Yılmaz. Çok ağırdır. Eğer taşımasını bilmezsen altında ezilirsin. Doğrudur başkanım, doğrudur. Haklısınız. Bekleme dakika. Başkanım, Feyzullah'ın bulunduğu mekanda silah sesi gelmiş. Sonuç? Vurulmuş efendim. Vuran kişi de olay yerinden kaçmış. Bu iş çok büyük Yılmaz. İşi taşere ettiği kişi de öldürüyorlarsa eğer. Feyzullah'ı öldüreni hemen bulun. Derhal başkanım. Nasıl isterseniz. Zaman yatma zamanı değil Yılmaz. Halkın bizi ayakta görmesi lazım. Yürü, yürü.